Güzel anlatıyorsun. Allah yarattı falan. Senin Allah yarattı dediğin her şeyi bugün bilim açıklıyor zaten. Mesela bir elmayı Allah yarattı diyorsun değil mi sen? Evet. Heh, işte bilim de diyor ki bu elmanın oluşması için tohum toprağı düşünce ona hemen gerekli olan su, ısı, oksijen sağlanır ve tohum çimlenmeye başlar. Sonrasında topraktaki minerallerden faydalanarak filizlenip ağaç olmaya başlar ve büyüdükçe artık en sonunda elma verir. Yani diye hiçten oluşmuyor. Gördün mü? Yani tabiat bu işleri sırasıyla yapabiliyor zaten. Bunun için illa biri yarattı demek şart mı? Şimdi beni dikkatli dinle, tamam mı? Sanatlı ve hikmetli bir şeyin oluşması için 3 şey lazım. Bilgi, irade ve güç. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa sanatlı ve faydalı bir şey yapılamaz. Mesela masa. Ben bu masayı yapabilmek için masayı yapmayı bilmem, masayı yapacak güce sahip olmam ve masayı yapmayı seçebilmem lazım. Otursana. Mesela benim masayı yapacak iradem ve gücüm var. Ama bilgim yok. Masa yapmayı bilmiyorum. Masayı yapamam. Ya da masa yapacak bilgim ve gücüm de var ama iradem yok. Masa yapmayı seçemiyorum. Yine masayı yapamam. Bunun gibi bu unsurlardan bir tanesi veya birden fazlası eksik olursa ben sanatlı ve hikmetli bir iş yapamam. Cansız bir masa olsa bile. Şimdi sen ne okuyordun? Biyoloji. O zaman tohum yapısını falan incelemişsindir. Yani. Peki tohumu incelerken içinde beyin, akıl gibi bir şeye rastladın mı? Ya da toprakta, güneşte, suda, havada. Sadece akıl da değil. Yani ilim, irade, güç bu gibi unsurlara da rastlamamız gerekiyor. Bunlardan herhangi birisini gördün mü? Hayır tabii ki. Onların çoğu cansız varlıklar. İşte olay da bu zaten. Onlar cansız maddeler. Toprakta bunu yapacak ilim, irade ve güç yok. Ve sadece toprakta da değil. Ne havada, ne güneşte, ne suda bunların hiçbirisi yok. En basit bir masayı oluştururken bile bu maddelerden birisi yoksa yapamayız demiştim. Yani bunların hiçbirisi bu unsurlarda yoksa bu işler nasıl yapılıyor? Demek ki bu unsurlar elmanın meydana gelmesinde sadece birer sebepler. Sebeplerin ise tesiri yani etkileri yoktur. Sadece birer perde hükmündedirler. Aynı kanunlar gibi. Mesela bugün kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Ama birisi kapalı bir alanda sigara içtiği zaman oradaki tabela kalkıp da müdahale edemez değil mi? Çünkü kanunlar iş yapmaz. Kanunu koyan kişi iş yapar. Öyleyse kanunlara, sebeplere, ağaçlara, topraklara, bunlara hepsini bu mükemmel işleri yaptıran sonsuz ilim, irade ve güç sahibi bir zatın olması şarttır. Sonsuz diyorum çünkü bir elma çekirdeğine bütün kainatı hizmet ettiren senin benim gibi, tabiat gibi, atomlar gibi aciz olamaz. O yüzden biz ona her şeye gücü yeten Kadir-i Zülcelal olan Allah diyoruz. Sen ne diyorsun? Yani bilemiyorum. Dediğin şeyler doğru ama biraz düşünmem gerekiyor. İyi düşün ama biraz acele et. Çünkü toprak altına girdikten sonra düşünmek için çok geç olacak.